eden bir sani, kerim ve rahim, çok rahmet sahibi, ikram etmeyi çok seven, masnuat içinde en mükemmel, bu kainatın masnuatı içinde en mükemmel ve en cami, en ehemmiyetli, en sevdiği masnu olan insan. Yani Allah insanı gördükten sonra yok eder mi ya? İnsan bile evine bir misafir davet etse, bunu yedirse, içirse, üç gün böyle, ondan sonra arkadaş ben seni yedirim, şu balkondan aşağı seni kalktırıyorum. Yapar mısın bunu? Allah da dünya misafirhanesinde bu kadar insanları yedirsin, içirsin, ondan sonra onları soksun kuyunun içine, çürüyün, yok olun, gidin diye. Olur mu ya? Mümkün. Allah'ın efendim Rahim ismine, Allah'ın Adil ismine ters düşer ya. Biz bile yapmayız ya. Eve gelen misafir etme. Yapmazsın ya. Değil mi? İkram edersin ya. Allah bile dünya misafirhanesine yarattığı en mükemmel masnu olan insanı idam edip yok eder mi ya? Onu daha mükemmel bir saraya, baki ebedi bir cennete nakleder. Zahiren insan çürür ama ruhen ebediyen ebede namzet olur. Adam diyor ki niye çürüyor o zaman? Niye mi çürüyor? Her makamın, her yerin kendine göre neyi var? Elbisesi var abi, elbisesi. Bu ceset cennete layık olmadığı için Cenab-ı Hak onu bu dünyada çürütüyor. Oraya göre verecek. Necmi abinin bir örneği var. Mesela diyor, adam diyor gece diye yatacak. Uykum geldi. Giydin kravatı, takım elbise. Hadi aynı geceler ben yatıyorum. Böyle bir takım elbise, böyle bir gece elbisesi olur mu? Olur mu abi? Takım elbiseyle yatılır mı? Veya sabahleyin adam kalkmış pijamalarla, ben işe gidiyorum abi. Camiye gidiyor veya efendim pijamalarla şeyine gidiyor, okuluna gidiyor. Olur mu ya? Her makamın, her yerin kendine göre neyi var? Bir elbisesi var. Şu elbise dünyaya uygun, cennete uygun değil. Oraya layık bir ceset verecek. Burada bu cesedi çürütüyor ama ruh oraya gidiyor. Orada Cenab-ı Hak bazı bazen mevk dediği zaman, çünkü oranın şartlarıyla dünyanın şartları arası zerreyle tabirdat olmasın güneş gibi. Peygamberimiz hani Miraç'ta, şimdi belki konu gelecek, Miraç'ta cenneti cehennemi gördüğü zaman geliyor sahabeler, soruyorlar ya Resulallah cennet nasıl bir yer, bize tarif eder misin? O da ne diyor? Ben size nasıl tarif edeyim ki? Nasıl tarif edeyim? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi hayali gelmiş. Cenneti ben size tarif edemem. Şimdi bir insan hiç hayatında baklava ve tatlı yemese, şimdi yemeden nasıl tarif edebilirsin abi? Adam yemesi lazım. Ya çok tatlıymış ya. Aynen onun gibi oraya cennete gitmeden oranın şeyini tarif edemez. Adamın diyelim dağın başında yaşıyor. İstanbul'da şöyle camiler var, şöyle efendim harika bir şekilde, adam hiç görmemiş ki. Ama oraya gidince ona hatta bir yerde diyor ki, mesela konudan konuya atlıyorum. Mesela anne rahminde diyor, anne rahminde bir çocuk, anne rahminde aklı olsa desek ki ona, çocuğa, ya bak sen dünyaya geleceksin, dünyada nehirler var, ırmaklar var, yıldızlar var, efendim elmalar, armutlar, çeşitli şey, ya bırak ya Allah, yok öyle bir şey, ben inanmıyorum, yok öyle bir şey dese mesela, ya var arkadaş, bak günün saatin geldiği zaman sen oraya gideceksin, oraya namzetsin, dünyaya geleceksin, ya ben burada rahatım canım, burada bu şekilde ben burada ben yiyorum, içiyorum, hiç öyle rahatım falan, burada işe gidiyorum. Bir geliyor dünyaya, hakikaten ya yıldızlar, ağaçlar, çiçekler, insanlar. Ben yok biliyordum ya. Meğerse varmış. Aynen onun gibi dünya da diyor cennete nispeten nedir? Aynı anne rahmi gibidir. Kabir tüneliyle, o kabir tüneliyle biz nereye gidiyoruz? Alemi bekaya gidiyoruz işte. Ne zaman ahirette doğacağımız belli değil. Artık 60 sene mi, 70 sene mi, 50 sene mi, 40 sene mi, 80 sene mi bilemiyoruz. Cenab-ı Hak o kabir tüneline imanla gitmeyi nasip etsin.
Çünkü hep iman üzerine duruyorum. Çünkü iman çok önemli mesele. Öyle evliya gelmiş diyor, aya havada uçtuğu halde son nefeste imansız gitmişler. Neden? Çünkü yaptıkları şeyleri kendinden bildiği için, ucub. Onun için hep böyle, ya iman ver bize. Günahkar da olsa diyor, imanla gitmeye çalışın. İmanla gitmeye çalışın. İnsan günahkar olur. Yanlış yapabilir, tövbe istiğfar eder ama Allah son nefeste ona iman nasip eder. Kimin imanla gideceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Onun için bizim de hiçbir garantimiz yok. İmansız gidersek bütün kıldığımız ibadetler boşu boş gidiyor. Tuttuğumuz oruçlar boş. Ama imanla gittin mi yaptığın ibadetlerin de efendim kıvamı yerine geliyor ya. Onun için Risale-i Nur ne diyor üstad dediği zaman? Ben hayatımı iman üzerine vakfetmiş. İman üzerine vakfetmiş. Onun için Cenab-ı Hak cümlemize bunu anlamayı nasip etsin. Ya bak, şuraya ben daha bir şey okuyayım, ondan sonra bitireyim. Evet, cennet seni bekler.